Hips Kazandırmaya. Devam ediyor. Takibe devam. Takibe devam. Ağalarım herkese selamlar. 2 Nisan 2024 Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Salı gününden 5 adet mücadelem var. Skorlarına kadar anlatmaya çalışacağım. Hepsinin beklenti skorları ne olur ne biter diye hepsini anlatmaya çalışacağım. İdeallerine yüksek oranlarından herkese şimdiden bol şanslar. Bir adet maç skor yarışmamız var ondan bahsedelim. Maç skor yarışmamızda Galatasaray ile Hatay maç, maçı var. Maç skoru ne olur sizlere sorduk. Galatasaray'ın bu sezon mağlubiyetlerinden bir tanesini Hatay Spor aldırmıştı. Hatay Spor burada ne yapar ne eder bilmiyorum. Volkan Hoca zaten ekstra bir motivasyon hazırlanacaktır. Biliyorsunuzdur mevzuyu. Herkese bol şanslar dilerim. Yorumları yazmanız yeterli. Pazar günü için Manchester ile Arsenal maçı konu yapmıştık yarışmasını. Bilen tek bir kişi var. 3 kişi alacağımızı söylemiştik. Ada 09 isimli YouTube kanalı benimle Instagram üzerinden, üzerinden iletişime geçebilirler. Her türlü soru görüş öneri için de buradan benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz dostlar. Devam ettik. Pazar günü misli yaptık. 2 adet mislim vardı. Ultra seviye mislim vardı. Sizlere de bir adet ana kombine vermiştim zaten pazar günü. Şimdi sol taraftan başlayalım. Liverpool'un zaten galibiyetini çok olasıydı. Çok bekliyordum zaten. Dakika 2'de hemen gol yediler. Ben zaten bunu değerlendirdim tekrardan. Canlı olarak aldım. İlk kere Liverpool'un golünü. Tekrardan galibiyetini falan aldım. Yüksek misle dedim ki 12.000 TL. Yani ultra misle özellikle söyledim zaten. Bu cumartesi pazar çok yüksek misler yapacağım diyerekten de. Maçlar kafamdaydı. Liverpool'u aldık zaten. Birini aldık. 1-1.5 bir, bir, buçuk üstünü aldık e, Türkiye için. Onu da değerlendirdik. Buradan 4.500 civarı net kar aldık. 4500 civarı kar aldık. Ondan sonra City maçı vardı. City maçına dedim ki yüksek misli yapalım. Ona da dedim ki bakın KG almalım. Dedim ki bu maç 1-0 falan bitebilir dedim. Yani City tarafından. Dedim ki garanti alayım. Ev sahibi bir yeri kazanan olarak da 4260 TL kardan aldım. Karın neredeyse hepsini aldım. Bunu da değerlendirdim ama maç 0-0 bitti. Ama 1-0 da bitmeye çok yakındı. Bu şekilde City maçında da karımızı verdik. Devam ettik. Canlı grubunda, yüksek misli grubunda. Güvendiğimiz maçlara özellikle yüksek güven olan maçlara özellikle belirtiyorum. Canlı olarak misli de alıyoruz. 700 TL atmışız mesela. 700 TL daha atmışız. Bu şekilde misli olarak da değerlendirdiğimizi söyleyelim. Onun dışında ekstradan zaten gruplarımızda da canlı izlediğimiz maçlarda izleyerek de kazan sağlamaya devam ediyoruz. Bunu da zaten biliyorsunuz. İzlediğimiz maçlar öneri yapıyoruz. Herkese açık Telegram grubu var. Herkese açık Telegram grubuna da ücretsiz şekilde ara ara tercihler yapıyoruz. Dün de attım hatta iki tane. Hatta oradan da göstereyim. Dün mesela dedim ya Liverpool mücadele dakika 2'de gol yedi. Dedim ki Liverpool'un galibiyetini doğrudan bir aldım. Bir, ot, bir bir 57 gibi oranı var zaten. Değerlendirdim. İlk yarıda Liverpool'un atacağı bir golü aldım. Luis Diaz'ın attığı golle birlikte tertemiz şeklinde. Hem ev sahibi Liverpool golü attı. Hem de ikinci yarı attığı golle birlikte mücadeleyi çevirmesini bildi. Bizim de zaten 12.000 TL yüksek misli seviyesindeydi. Maç sonu birini aldık. Maç sonu 1.5 üstünü aldık Mesin içinde. Bu şekilde değerlendirmemizi yaptık. Tebrikler. Sizlerden ricam beğeni ve yorum destekleridir. Salı günü 5 tane mücadele ideal yüksek orandan beğeni ve yorum desteklerinizi beklediğimizi belirtelim. Artı 5 üzerinde bir beğeni bekliyorum sizlerden. İstanbul Spor'la Çaykur Rizespor karşılaşması. İstanbul Spor'da direkt maça başlıyorum bu arada. İstanbul Spor'da savunma anlamında çok bir şey yapamıyor ki zaten şunu söyleyeyim savunma yapamayan bir takım. Yani yapmaya çalışsa da yapamıyor. Öne geçtiği maçlarda bile savunma yok sürekli pozitif futbol dediğimiz o hücum futbolunu sergiliyor. Çaykur Rize ile oynayacaklar. Çaykur Rize'de birkaç tane eksik var hücum hattında. Ama olağan Halloween... Akintola gibi oynuyor. Çaykur Rizeli'nin de bu maçta daha kaliteli duraraktan da ben mücadele açıkçası kazanmasını bekliyorum. Fakat ideali aldığımız zaman da diğer seçeneğinde olan deplasman yarı kazanır evet seçeneğini sizlere ideal önerebilirim. Ben Rize'nin burada bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Oranda 1.42 1.41 bandında bir 1.41 bandında bir oranı var. İdealden değerlendirebiliriz. Benim bir skoru beklentim burada. İstanbul Spor'da bu arada gol atabilir. 3-1 ayarında Rize'nin galibiyeti. Buna göre de yüksek orandan ne alabiliriz diye baktığımız zaman da 2.5 üstünde 2 yaparsak zaten 2.57 gibi oranlarla değerlendirmesini yapmış oluruz. Skor beklentisi dediğim gibi 3-1 ayarında bir Çaykur Rizespor'un galibiyeti. Antalya Sporlu Ankara gücü mücadelesi. Şimdi bu mücadelede güzel bir karşılaşma olacak kesin ama zor bir karşılaşma. Ben burada açıkçası oyun olarak Antalya Spor'un biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Ne kadar son haftalarda izlemiş oldu oyunda biraz da düşüş var açıkçası. O kendi ritminden düşen bir Antalya var. Fakat yani ne oyunu ya bir planı olan bir Antalya Spor olduğundan kaynaklı ben burada Antalya'yı bir adım önde görüyorum. Yine burada diğer seçeneğinde Antalya'nın bir yere kazanılır seçeneğini sizlere sunarsak 1.50 bandında bir oranı var bunun. Şurada aa, 1.43 falan 1.43 falan iddia konumunda 1.50 falan bu. 1.50 bandında bir oranı var. İdealden burada ben Antalya'nın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Maç skoru beklentisine gelecek. Öncelikle ben burada Antalya'nın ilk yarı bir gol atmasını bekliyorum. İlk yarı 1-0 önde kapattık mı? Kapattık. İlk yarı 1-0 önde kapattık ya ikinci yarı mücadele ya 2-0'a gelir ya da ikinci yarı 1-1 olur öyle biter gibi geliyor. Yüksek orandan da 2-3 gol tercihini ben 1-1'e biraz daha yakınım. Mücadelenin de ilk yarı Antalya kazanmasını, ikinci yarı Ankara gücü ya ataraktan da 1-1 sonuçlanmasını bekliyorum. En yüksek orandan da 1'den 0'ı da deneyebiliriz. İlk yarı Antalya galibiyeti maç sonunda beraberlik olabilir. Ama daha ideal yüksek orandan 2-3 golle kalması da mantıklı. Galatasaray ile Atay Spor karşılaşması. Bu maçında maç skoru sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Zaten Galatasaray'ın almış olduğu Tek mağlubiyet galiba değil mi? Aynen. Bize maçında da puan kaybı da beraberlikti o. Onu bir an mağlubiyet satmıştım Rize maçını da. Aa, Galatasaray burada ilk mağlubiyetini tek ma ilk ve tek mağlubiyetini bu sezon Hatayspor'dan aldı. Volkan Demirel yani manyak Fenerbahçeli bir adam. Gidip de burada Galatasaray'a karşı zaten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Takımı da buna göre hazırladığına eminim ben. Ben Galatasaray'ın da galibiyetini bekliyorum. Kendi evinde zaten Avrupa'da da yani 5 majörlükte de kendi evinde çok puan toplayan takım Galatasaray tarafı. Mücadelenin 3-0 ayarı bitmesini bekliyorum. Bakın tam skor 3-0. Bir tane nazarlık kadarsa 3-1 ayarında. Ama ben idealden burada Atay'ın da savunmaya biraz daha önem vereceğini bekleyerekten de 4.5 altında 1. Yani Galatasaray kazanır mücadelede 5 gol olmasını beklemiyorum. 3-0 maksimumudur. 2 de olabilir. Ya yani skor biraz karışık bu maçta. Ama 2 tane 3 tane skor vereyim mi? Hepsini 20 tane 20 tane 20 tane atın. 2-1-2-0-3-0. Bol şans. Newcastle'la Everton mücadelesi. Geçen hafta Everton'u değerlendirdik Bournemouth karşısında. Dedik ki KG varını alalım. Everton'da yani Deplasman'da yani Deplasman takımı Everton takımı. Bu tip bazı takımlar var. Leipzig tarafı Deplasman ekibi. Dortmund tarafı Bayern Münih devirdi zaten Deplasman'da. Üstüne gelen takımlarla karşı iyi oynuyor. Burada da Newcastle tarafı üstüne gelecektir. Ama iyi kapanmasını bilen bir Everton takım var. Ben cingen futbol diyorum buna. Öyle bir futbolu sergiliyor. Ben burada mücadelede dostlar korner tercih aldım. Tek tercihim burada. Mücadele genelinde 8.5 açmazlar, açmazlar muhtemelen. 9.5 açarlarsa 9.5 üst korner olarak da korner maçı olarak aldım. Skorda 2-1 ayarımda Newcastle'ın galibiyeti. Bilginize. Nottingham Forest'la Fulham karşılaşması. Yine Fulham tarafından galip gelmesini bildik. bir 1.5 üstü son mücadele zaten. Mücadele 3, -3 bitti. Fulham tarafı gerçekten oyunun hakkını veriyor. Kendi evinde olsa 2.5 üst alacaktım. Fakat deplasmanda olması kaynaklı. Nottingham Forest'ın da burada gol atmasını bekliyorum. Mücadele genelinde karşılıklı golleri bekliyorum. KG var olarak değerlendirdim. İdealden mücadelenin indeks beklentisini söyleyeyim. Burada 2-2 çıkmayabilir. Bakın İndeks beklenti 2-2 ayarında. Fakat benim beklentim 1-1 veya 2-1 Fulham tarafında kalabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlarından ve skorlarına kadar anlatmaya çalıştık. Sizlerden ricam beğeni ve yorum desteklerinizdir. Beğeni yorum desteklerinizi esirgemeyin. Herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.